Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Tayfun Hoca. Ee, öncelikle biraz ara verdik, tatil yaptık. Aslında tatil yaptık da sayılmaz. Kendimce biraz dinlendik. Hem kafamızı dinlendirdik. E, hem de e, vücudumuzu dinlendirdik arkadaşlar. Sizlerin de dinlenmeye vakti olmadığını biliyorum. Ama ben böyle bencilce bir davranış yaparak kendimi dinlenmeye çektim biraz. E, bu gece e, kötü bir haber aldık. Haberde e, 13... Artı 3 tane şehidimizin olduğu söyleniyor. Yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Ve kemosenteze başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kemosentez ismi aynı fotosentez isminde olduğu gibi aslında başlıktan her şeyi ifade eden bir isim. Biyolojide bu tarz başlıklardan giderek konuyu algılama noktasında kolaylıklar yaşayabilirsiniz. Tabii ki. E, kemo kimyasal demek. Sentez yapım demek. Yani kimyasal enerjiyle yapım. Nasıl fotosentez ışık enerjisiyle yapımdı. Kemosentez kimyasal enerjiyle yapım. Şimdi doğada ototrof mekanizma denen bir mekanizma var. Yani kendi besini kendi üreten canlılar var arkadaşlar. Bu canlıların temel yaptığı göre inorganik maddelerden organik madde sentezidir. İşte inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken bir enerji gerekli. Biz fotosentezde bu enerjiyi hatırlarsanız e, ışığa bağlı reaksiyonlarda Sentezi üretmiştik arkadaşlar. Ama kemosentezde ne klorofil var ne de ışık kullanımı var. Yani ışık varlığı veya yokluğu bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar inorganik maddelerden organik madde sentezi yapılırken arkadaşlar kullanılan enerjinin temin çeşidine göre olayla farklılaşmış. Eğer ışıktan sağlıyorsak bu temini olayın adı fotosentez yapan canlılar fotosentelik ototroflar. Ama eğer sevgili arkadaşlar biz bu enerjiyi inorganik bazı maddeleri oksitleme ile açığa çıkan enerji kullanarak yapıyorsak bunu yapan canlılara kemosentelik ototroflar olayı ise kemosentez diyoruz arkadaşlar. Nedir oksitleme? Oksitleme şu demektir arkadaşlar. Bir atom ya da molekülden elektron ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimeler oksidasyon denir. Ama bu oksidasyonu sanki oksijenle yapılıyor illaha gibi düşünmeyin. Oksijen dışı gazlarla da oksitleme olayı yapılabilir. Yani oksidasyon dendiğinde sadece oksijen kullanıldığı gibi bir arkadaşlar kalıp aklınıza kalmasın. Şuradaki oksi sizi şaşırtıyor olabilir arkadaşlar. Tekrar ediyorum oksitleme mesela kemosenterit canlılar içerisinde oksijen dışı maddelerle oksitleme yapan canlılar da varmış mesela. Öyle diyorlar arkadaşlar. E, bu noktada sizi uyarmak isterim ama tabi bu mevzu çok da e, bizim lise e, biyolojisi adına çok da önemli bir mesele değil. E, hani karşınıza böyle şeyler geliyordur ama çok önemsemenizi e, düşünmüyorum. Yani kemosentezin mantığını öğrenmeniz yeterli sizin için arkadaşlar. Kemosentez yapan canlıların tamamının prokaryot olduğunu görüyoruz. Bazı prokaryot canlılar yapıyor kemosentezi ve ökaryot bir kemosentezin canlı henüz keşfedilmemiş. Ne oluyor arkadaşlar? inorganik maddeleri oksitliyoruz. Oksitleme sonucu, oksidasyon sonucu açığa çıkan bir kimyasal enerji var. Bu kimyasal enerjiyle de biz ne yapıyoruz? İnorganik maddeden organik madde sentezi yapıyoruz. Ve bu olaya da ne diyoruz arkadaşlar? Kemo sentez diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da olayı denklem, denklem haline getirmiş. İnorganik madde. Tabi inorganik maddeler bütün inorganik maddeler değil. Bazı inorganik maddeler aşağıda yazıyor onlar. İnorganik maddeyi oksijenle arkadaşlar muamele ediyorsunuz. Oksitliyorsunuz. Bu olay oksidasyon deniyor. Oksidasyon sonucunda inorganik madde başka bir inorganik maddeye dönüşüyor. Ve ayrıca arkadaşlar bir ne oluşuyor? Enerji oluşuyor. Yani şu başka inorganik madde aslında dünyadaki yaşamın devamlılığını sağlayan bir olay. Birazdan göstereceğiz size. Oluşan enerjiyle de karbondioksit suyu birleşerek besin ve oksijen elde ediyorsunuz. Ama kemosentelik canlılar eğer oksijenle yapıyorsa bu işi oksijeni atmosfere vermiyorlar. Tekrardan kendileri kullanıyorlar. Fotosentezle arasındaki farklardan biri de bu. Gördüğünüz gibi ne klorofil kullanılıyor ne ışık kullanılıyor burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ama çok düşkün şartlarda, çok olumsuz şartlarda dahi canlıların kendi kendine yetecek bir besin üretebilecek kabiliyete sahip olabileceğini görüyorsunuz. Yani bir okyanusun ta ışığın ığısının, ışığın ığısının üstündeki ığısının ığısının ığısı arkadaşlar gidemediği noktalarda dahi ekosistemler olduğunu biliyoruz. Yani okyanusun çok derinliklerinde. İşte çok derin okyanus derinliklerinde volkanik arkadaşlar yapılar var orada. O volkanik yapılarda kemosentetik canlıların varlığı tespit edilmiş. Yani oralarda bile bir üretici tabiatında fotosentetik canlılar değil ama kemosentetik canlılar mevcut. Yani oradaki ekosistemi üretici olarak başlatan canlılar da kemosentetik canlılardır. Yani kısayası hiç olmayacak dediğiniz yerlerde dahi canlı yaşamı oldu. Burada da canlı yaşar mı dediğiniz yerlerde dahi canlıların yaşadığı biliniyor arkadaşlar. İşte kemosentezde kullanılan inorganik maddeler kimler? Mesela hidrojen sülfür H2S, hidrojen H2 gazı, amonyak bildiğiniz, bildiğiniz üzere azot döngüsündeki, nitrit arkadaşlar yine azot döngüsündeki NO2, demir Kükürt gibi arkadaşlar. Bazı inorganik maddeler e, kemosentezde kullanılabiliyor. E, bütün inorganik maddeler diyemeyiz. Burada bir H2S problemi var. H2S fotosentezde de kullanılıyor. Ama H2S fotosentezde şurada kullanılıyor. Yani hidrojen kaynağı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden H2S'in kullanımı eğer oksitlenecek madde olaraksa kemosentez olarak algılayacaksınız. Ama H2S'in kullanımı karbondioksitle birleşilen madde olaraksa ya da hidrojen kaynağı olarak kullanılacak madde ise o zaman fotosentez olur. Buradan da bu mevzuyu anlatmış olalım arkadaşlar. Oksitleme yani oksidasyon sonucu bir ATP sentezi söz konusu arkadaşlar. Sentezlenen ATP karbondioksit suyun birleşilmesiyle besin ve oksijen üretilmesinde kullanılan bir olaydır diyoruz. Kemosentez e, daha çok bakteri var kelerde. Başka hiçbir canlı grubunda yok. Yani prokaryot canlılar da var. Bunlara da isimler vermiş. İşte azot bakterileri veya arkeleri, hidrojen bakterileri veya arkeleri, kükürt bakterileri veya arkeleri, işte demir bakterileri veya arkeleri gibi arkadaşlar canlılara kemosentezde e, bir yaşam sürme olayı var ki arkelerin çoğunluğunda da kemosentez olayının olduğu söyleniyor. Biz bu canlılara Kemo ototrof diyoruz arkadaşlar. Yani kimyasal enerjiyle kendi besini kendi üreten canlılar diyoruz. Ama bakın arkadaşlar hiç kemofosforilasyon deyimi kullandık mı? Kemofosforilasyon deyimi kullandık mı? Kullanmadı. Niye? Kemofosforilasyon diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Çünkü kemosentezde şurada üretilen enerji var ya. Burada zaten ETS kullanılıyor. ETS var. Ve burada üretilen enerji arkadaşlar oksidatif fosforilasyon üretiliyor oksidatif fosforilasyonla üretiyor. Yani buradan anlamamız gereken şu. Kemosentezle bir ETS var. Kemosentezdeki ETS oksijenli sonundaki oksijensiz sonundaki oksidatif fosforilasyonun bir benzeri veya aynısı. Ve neticesi oksidatif fosforilasyonla ki zaten son ekonomisi gördüğünüz gibi oksijen bir ne üretiyor arkadaşlar? E, enerji ve ATP üretiliyor diyoruz. Demek ki kemosentezi üretilen ATP'nin e, üretim şekli oksidatif fosfolasyonmuş. Kemosentelik fosfolasyon veya kemofosfolasyon diye bir olay yokmuş. Kemototrof canlılar klorofil pigmenti bulundurmazlar. Işık enerjisi kullanmazlar. Bu yüzden arkadaşlar fotofosfosilasyon sadece ışıklı ortamlarda gerçekleşirken e, kemosentetik e, olaylar yani kemototofların yaptığı olay arkadaşlar hem gündüz hem de gece üretilebilir. Ki bununla ilgili çok klasik hale gelmiş grafik soruları var. Saat yazarlar 0, 6, 12, 18, 24. İşte burada ışığın olduğu vakit mesela eğer besin sentezi şöyle giriyorsa bu kemosentetik bir canlıdır. Ama besin sentezi sadece ışık varlığına başlayıp ışık bitince bitiyorsa bunun da yeşil olan grafiğine fotosentez denir e, bu grafiklere dikkat edin yani klasik olmuş her yerde karşınıza gelebilir kemosentezin e, e, madde döngülerine katkısı ve endüstriyel alanında kullanımla alakalı günlük hayata dair bazı mevzularına değinecek olursak kemosentezin günlük hayatımızdaki en önemli olayı e, azot döngüsündedir arkadaşlar azot döngüsünde hatırlarsanız e, tabii hatırlıyor musunuz o konuyu Amonyak oluşturuluyordu canlılar tarafından ama amonyak bitkiler tarafından kullanılabilir formatta değildi. İşte amonyağın nitrit ve nitrat bakterileri tarafından arkadaşlar nitrat veya amonyuma dönüşülmesi biz nitrifikasyon diyoruz. Yani bitkiler ve fotosentetik canlılar nitrat ve amonyumu kullanacak formattadır. Hatta ben nerede okuduğumu tam olarak hatırlamıyorum ama nitrattan daha çok amonyumu kullanıyormuş arkadaşlar e, bitkiler. Yani nitratın dahi amonyuma çeviriyorlarmış sevgili arkadaşlar. Bu noktada da söylemek istedim. Yani daha çok e, fotosentetik canlılar. E, fotosentezde amonyum kullanıyormuş. Onu ifade edelim. Hatta kendi içlerinde nitratı dahi amonyuma çevirebilme yetenekleri varmış. İşte e, saygı değer arkadaşlar o havadaki kullanamadıkları azotun amonyaktan nitrit ve nitrata dönüşmesini sağlayan bazı nedir arkadaşlar? E, nitifikasyon nitrifikasyon bakterileri, nitrobakter ve nitrosomonastır arkadaşlar. İsimlerini bilmenize gerek yok. Nitrit bakterisi ve nitrat bakterisi bilmenize yeterli diyoruz. Burada bir şey yanlış bunu okuyalım bakalım. Bu açıdan atmosferdeki azotun bitkiler tarafından kullanılması kullanılmasının çeşitli şekillerde toprağa azot tuzu olarak bağlanması gerekir. Bunları azot döngüsüne anlatmıştık. Bazı bitkiler e, özellikle arkadaşlar mercimek gibi, nohut gibi, e, baklagiller arkadaşlar. Köklerindeki bazı isimlenmenize gerek olmayan azot bağlayıcı bakteriler, rizobium bakterileri gibi bakterilerin azot tutması sayesinde yapıyordu. Yine e, gök yürülemesi, <laughs> yıldırım ve şimşek gibi olaylarla da arkadaşlar. Suya ne yapıyordu arkadaşlar azot suya girebiliyordu ve yağmur bir rahmet olarak dünyaya inebiliyordu diyoruz arkadaşlar. Ama diğer manada ise bunu reaksiyonlar şeklinde güzel güzel canlı içinde yapanlarsa atmosfer azotu bazı bakteriler ve arkeler tarafından nitrat amonyolü bir ölçülük fikse edilir. Bu bakteriler varkenler kimlerdi? Biraz önce söyledik. Rizobium bakterileri diyoruz ama Rizobium bakterileri dışındaki siyano bakteriler de atmosferik azot tutabilecek kabiliyete sahip. Bu bakterilerin isimlerini bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle bakteriler olduğunu bilseniz kafi. Şimdi gelelim en önemli kısmına. Ölü bitki ve hayvanların yapısındaki azotlu bileşikler, işte amino asitler, nükleik asitler, organik bazlar yazdığınız içerisinde ya bazı vitaminler. Ayrışıcı organizmalar tarafından arkadaşlar ne yapılır? Amonya dönüşü. Biz de öyle yapıyoruz mesela. Biz de amonya dönüşüyoruz. Ondan sonra üreye dönüşüyoruz karaciğerimizde aslına bakarsanız. Doğru. Bu amonya toprağa bırakılması sonucu toprakta bitkiler tarafından kullanılabilmesi imkansız. Yani besin zincirine dahil edilemiyor amonyak. Çünkü zehirli bir madde arkadaşlar. Bu amonya iki aşamada nitrata dönüşüyor sevgili arkadaşlar. İşte bu amonya iki aşamada nitrata dönüşmesi olayına biz nitrifikasyon diyoruz. Önce ne oluyor arkadaşlar? Önce amonyak arkadaşlar nitrite. Daha sonra ise arkadaşlar nitrit nitrata dönüşüyor. Tuz aslında bunlar. HNO2, HNO3 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapan bakterilerimiz ise nitrosomonas ve nitrobakter isimli bakteriler arkadaşlar. Hocam bunların isimlerini mıyız? Hayır diyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Nitrit bakterisi ve nitrat bakterisi olarak bilmeniz kafi. Amonyak önce nitrit bakterisi tarafından yani nitrosomonas tarafından sevgili arkadaşlar kime dönüşüyor? Nitroz asite. Tabi nitroz asite NO2 olarak söylerseniz nitrit olarak okumanızda fayda var. Daha sonra bir nitroz asit dediğimiz arkadaşlar nitrit bizim bir deyimimizi nitrobakter tarafından nitrata dönüştürüyor arkadaşlar. Ama bu NO2 ve NO3'ün kemosentelik bakteriler için pek bir kıymeti yok. Özellikle NO3'ün kemosentelik bakteri için bir kıymeti yok. Direkt toprağa bırakıyor bir e, bakteri bu işi enerji açığa çıkarmak için yapıyor. Yani kendisi için yapıyor. Açığa çıkardığı enerjiyle de ne yapıyor arkadaşlar? Besin sentezliyor ve bu besin ürettiği besin de kendisi kullanıyor. Bakın ne oluyor? Ayrışıcılar amonyak üretti mi? Amonyak üretti. Buna ne deniyor? Çürükçül çürük canlıların yaptı olay deniyor. Yani çürüme. Çürüme oluşan amonyak oksitlenmen içerisinde nitrosomonas yani nitrit bakteri tarafından nitroz asit dediğimiz NO2'ye dönüştürülüyor ve daha dolayısıyla bir de enerji çıkış görülüyor. Daha sonra bu nitroz asit arkadaşlar nitroz asit e, yine oksitleniyor nitrobakter tarafından yani nitrat bakteri tarafından ve nitrik asite yani nitrata dönüşülüyor. Burada da bir enerji var. Bu enerjilerin kullanımı ile ise o canlı karbondioksit ve suyu birleştirerek arkadaşlar besin ve oksijen üretmiş oluyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir önce söylediğim meseleyi size söylemiş yazmışım. Kemosentelik bakterilerin H2S'i kullanma amacı fotosentelik bakterilerin bu molekülü kullanma amacından farklıdır. Ne demiştik? Kemosentelik canlılar H2S'i arkadaşlar oksitlenecek, oksidasyon yapılacak madde için kullanırken fotosentelik canlılar H2S'i hidrojen kaynağı olarak kullanırlar. Yani elektron kaynağı olarak kullanırlar demiştik. Tekrar tekrar demeye gerek yok. Yine sevgili arkadaşlar kemosendrik canlıların doğa ve hayat açısından bir önemi daha var. Onlara da değinelim. kemosendelik bakterilerin bazı demir bakterileri F2 iyonlarını kullanıyor arkadaşlar. Bazı hidrojen bakteri H2'yi kullanıyor. Kükürt bakterileri H2S'i oksitleyerek enerji açığa çıkarıyor ve madde döngüsüne katkı sağlıyor. Tabi gördüğünüz gibi bunlar demir, haşiki, H2, haşikes gibi maddeler aslında bakarsanız biraz da zehirli şöyle söyleyeyim zararlı maddeler. Tabi bunları oksitleyerek ortamdan çıkartmak o ortamın pH'ini düzeltir. O ortamın temizlenmesini sağlayabilir ki zaten bakın ne diyor. Kemosentetik arkelerin büyük bir kısmı yüksek tuzluluk düşük oksijen yoğunluğu, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zor koşullarda yaşar. Bu koşullarda yaşarak bu koşulların arkadaşlar daha kullanılabilir hale gelmesini sağlayarak doğadaki biyoloji dengenin korunmasını, atık maddenin parçalanmasını sağlayabiliyor arkadaşlar. Kemosendin canlıların arkadaşlar zor koşullara dayanıkları enzimleri yani bunlar çünkü çok acayip koşullarda yaşayabiliyor. Biyolojik ve ekonomik açıdan çok önemli. Özellikle arkadaşlar boya endüstrisinde ve arıtma sularının temizlenmesinde, arıtma tesisindeki o pis suların temizlenmesinde. Daha sonra arkadaşlar işte bazı düşük metal cevherlerinin zenginleştirilmesinde. bu nasıl zenginleştiriyor ayrısını bilmiyorum. kimyacılar daha iyi bilir ama düşük metal cevherlerini, kalitesiz düşük metal cevherlerini zenginleştirmek altın gibi zannedersem, de kullanılabiliyormuş. Bu da günlük hayata etkilerinden biri arkadaşlar. Şimdi kemosentez ve fotosentezin bazı ortak yönlerinden ve farklı yönlerinden bahsedeceğiz. Şunu ben e, ortak yazmışım. Bunu sileyim arkadaşlar. Farklı yönleri yazayım bunu. Farklı yönleri var. Şimdi bu konuya değinelim. E, ortak yönleri ikisinde de inorganik madde organik madde sentezleniyor. Yani ikisinde de neredeyse genel olarak konuşuyoruz. Çünkü H2S kullanılanları da var. Genel olarak karbondioksit H2O kullanımı ortaktır arkadaşlar. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanımı ortaktır. İkisinde de kesinlikle karbondioksit kullanılıyor. Oksijen üretimi genel olarak ortaktır arkadaşlar. Genellikle ortak kesinlikle diyemezsiniz. ATP sentezlenmesi kesinlikle ortaktır sevgili arkadaşlar. Çünkü e, birisi oksitemeli, birisi sükenersiyle yapıyor bunu. Enzimatik tepkime enzim kullanımı tabii ki ortaktır. ETS görevi yapması ikisinde de var. Birisinde fotofosfolasyonla ETS görevi yapıyor. Birisinde ise oksidatif fosfolasyonla ETS göre yapıyor. Oksijensiz ortamda gerçekleşebilmesi ikisi de oksijensiz ortamda gerçekleşebiliyor. Bunu e, videonun başında size ifade etmiştim. Gelelim farklı yönlerine arkadaşlar. Kemosenteze klorofil var. Kem Tam tersi. Fotosenteze klorofil var, Kemosentezde klorofil yok. Gerek yok diyor da arkadaşlar, gerek yok cümlesi bile bence sakat bir cümle yani. Hiç yok. Çünkü adamın klorofili varsa niye kemosentez yapsın ki? Saçma yani. Bence klorofilim olsa hiç uğraşmam yani e, kemosentezin zorluklarıyla yani. Çünkü fotosentez çok daha değişik, güzel bir olay yani. Ben her zaman fotosentezi tercih ederim. Bu yüzden fotosentezde adı üstünde zaten klorofil, ışık var arkadaşlar. Klorofile kemosenteze gerek yok. Fotosentez hem ökaryot hem prokaryotlarda görülürken kemosentez sadece prokaryotlarda yani bakteri ve arkelerin bazılarında görülebilir. Kemosentezde ışık enerjisi kullanılırken fotosentezde ışık enerjisi kullanırken kemosentezde kimyasal enerji kullanılır arkadaşlar. E, hidrojen kaynağı olarak H2S, H2O ve H2 kullanılırken kemosentezde hidrojen kaynağı olarak H2 kullanılır diyoruz. E, bu noktada da arkadaşlar dediğim gibi sadece bilmemiz gereken canlılar lise müfredatı açısından konuşuyoruz. Yani %99 bunun istisnası var yani onu söyleyeyim ama bizi ilgilendirmiyor. Onu da ifade edeyim arkadaşlar. Fotosentez ışık varlığına gerçekleştiği için sadece gündüz gerçekleşirken kemosentezin öyle bir durumu, öyle bir sıkıntısı yok. Gündüz, gece her zaman gerçekleşebilir. Fotosentezde atmosfer oksijen verilirken kemosentezde atmosfer oksijen verilmez. Kendisi kullanır. Bu arada bunlar genellikle. Çünkü her fotosentez olayında oksijen üretilmiyor malumunuz arkadaşlar. Bazı canlılar H2S kullanılınca e 12 tane S veriyor. Yani Kürt dışarıya verebiliyor. Fotosentez ile kemosentezin arasındaki farklar da bunlar. Çok bariz farklar Fotosentezi Yani fotosentezde klorofil, kemosentezde klorofil yok. Fotosentez ökaryot prokaryotlarda, kemosentez sadece prokaryotlarda. Fotosentez ışık kullanılıyor, kemosentez kimyasal enerji. Fotosentez hidrojen kaynağı h 2 H2. 2 de silebilirsiniz artık. Okul kitaplarında kaldırıldı artık. Yani bu tablodan kaldırmayı unutmuşlar ama yazısından kaldırmış durumdalar arkadaşlar. H2 diye fotosentez tepkimesi yokmuş haberiniz olsun. E, okul kitabından da tekrar ediyorum kaldırıldı. Hidrojen kaynağı kemosentezi H2 olarak bilmemiz gerekiyor şimdilik. E, fotosentezin gündüz gerçekleşini, kemosentezin gündüz gece ikindi yazsa fark etmez her zaman gerçekleşebileceğini. Fotosenteze atmosfer oksijen verilebildiğini, kemosenteze atmosfer oksijen verilemediğini bilmemiz yeterli. Evet sevgili arkadaşlar kemosentezin e, mantığını bu şekilde bilmeniz yeterli. Sakın gidip ayrıntılarla kendi kafanızı doldurmayın. E, canlı isimleri falan kendinizi boğmayın bugüne kadar öyle bir şey sorulmamış arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Evet bu videoda burada bitti arkadaşlar. Hepinize eee hepiniz Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.